yani izah et bakalım. Bana niye böyle muamele yapılıyor? Niye benim başıma bunlar geliyor? Adalet ilahiyeden dolayı. Ne demek o? Yani bakın izah edemezsiniz. Ben niye böbreğim yetmez oldu? Benim gözüm niye böyle oldu? Yani sana yapılan muamele adalet-i mahsa değil, adalet-i zafiye değil, adalet-i ilahiyedir. Sebebi seni, sen bir çekirdeğe benziyorsun. 18 bin alemin çekirdeğisin. Bunun inkişaf etmesi lazım. Çekirdeklikten ağaç olman gerekiyor. O zaman sana yapılan muamele o gerekiyor. Mesela diyelim ki çay bitkisi senede bir budanır ve sulanmaz. Sulanmaz ya. Böyle bir şey yok. Pamuk ise her gün sulanır. O da bitkidir. O da bitkidir. Ha, onun toprak alemi altından aydınlık alemine çıkışı her gün sulamayla, onu sulamamakla. Ha? Mümkün. Ha demek ki herkes ayrı bir alemin çekirdeği olduğu için sana yapılan muamele o netice için yapılıyor. Biz o neticeyi görmediğimiz için buradaki muameleye itiraz ediyoruz. Yani çok önemli, biliyor musunuz? Bir daha şu neticeyi, ahiret, şu ahiretteki senin durumunu Allah ikisini birden görüyor. Şunu görmeden, tanımlamadan, şuradaki izah etmeden, şurada sana yapılan muamele zulüm gözüküyor. Mesela toprağın altına çekirdeği atmak zahirde zulümdür. Niye zulümdür? Üstünü örttün. Kanalına attın. Soğuk. Kimsesiz. Ama ağaç olmasını istiyoruz. Ağaca çekirdeği yapılan muamele çekirdek için değil. Çekirdeği yapılan şu muamele aydınlık alemindeki ağaç içindir. İnsan da bir çekirdeğe benzer, sana yapılan muamele ahiretteki ağaç olman içindir. Bunun için yapılır.